Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere görmekte olduğunuz bu şirin mi şirin ayıcık figürlü bebek hırkasının anlatımını yapmak istiyorum. Ben bugün anlatımımı 6-12 aylık bebekler için yapıyorum. Ama siz isterseniz daha küçük veya daha büyük bebekleriniz için de yapabilirsiniz. Siz bu hırkayı daha büyük bebekler için yapacaksanız, tik yapmanız bu başlangıç zincir sayısını benim yaptığımdan daha çok çekmek olacaktır. Bakın, beyaz ile çalıştım ben bugün. Maviyi kullandım. Siz başka renkleri de kullanabilirsiniz. Böyle ayıcık figürlü bir aplik çalışması yaptım. Ben videonun sonunda bunu hızlıca anlatıyorum. Ama siz daha detaylı bu ayıcık figürlerinden yapmak isterseniz, ben bu ayıcık figürünü ayrıca videosunu çektim. YouTube kanalıma yükledim. Siz izlemekte olduğunuz bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde sevimli ayıcık figürü olarak bulabilirsiniz. Ben mavi ile çalıştım demiştim. Siz istediğiniz renklerle veya istediğiniz marka ipleri de kullanabilirsiniz. Ben bugün örgümde Nakolux Minnoş Baby'yi kullandım. Ama siz farklı marka ipleri de kullanabilirsiniz. Her türlü bebek ipiyle bu örgüyü örebilirsiniz arkadaşlar. Mavi olarak da herhangi bir markanın mavi ipini kullanabilirsiniz. Ben Alize Şeker'in bebe ipini kullandım. Düğme olarak 3 adet düğme dikmeyi tercih ettim. Ama siz isterseniz ön patı tamamen düğmeli yapıp 5 düğme de dikebilirsiniz. Tığ olarak da ipimin kalınlığına ve elimin sıklığına uygun olarak 3,5 numara tığ kullandım. Ben bu hırkadan daha önce de çalışmıştım arkadaşlar. Bir benzerini kız bebeklerimiz için yapmıştım. Bakın, şu şekilde pembe renkli bir ayıcık figürlü hırka çalışmıştık. Sadece belli yerlerde modellerini değiştirdik. Yaka detayını farklı yapmıştık. Eğer siz de bu pembe hırkadan yapmak isterseniz, ben bu hırkanın olduğu YouTube linkini de bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz izlemekte olduğunuz bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde bu hırkanın YouTube linki var. Üzerine tıkladığınız zaman siz de bu hırkadan yapabilirsiniz. Ben bugün hırkamda yine erkek bebekler için çalıştım bu hırkayı ve bu şekilde bir yaka detayı çalıştım. Ama siz isterseniz bu yakayı da yapmayıp düz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugün yapmış olduğum bu hırkanın size ölçülerini tam olarak vermek istiyorum. Örgüye başlarken bilginiz olsun. Bakın, şu şekilde kol altını ölçüyorum. 27 santim. Kol altından tam yüksekliğini ölçüyorum arkadaşlar. Bakın, tam yükseklik 18 santim. Tam boyunu ölçüyorum. Omuzdan itibaren 30 santim. Kol boyunu da ölçelim. Bakın, kol boyunu ölçüyorum. Kol altından itibaren 17 santim. Tam boy kolunu ölçüyorum. Omuzdan itibaren 28 santim. Bu da 6-12 aylık bebek için çok güzel bir ölçü oldu arkadaşlar. Siz ipinizi, tığınızı hazırlayın. Hep birlikte bu şirin hırkamızın örgüsüne geçelim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerin desteğiyle daha da büyüyeceğiz inşallah. Örgüye geçmeden önce minik bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Videolarımın bazılarına dilimizi anlamayan yabancı arkadaşlar da örgü örebilsin diye onlar için altyazılar oluşturuyorum. Eğer siz izlediğiniz videoda bu altyazıları görmek istemiyorsanız, videonun sağ üst köşesinde 3 nokta işareti var. O noktalara tıklayıp altyazıları kapalı konuma getirirseniz altyazıları görmezsiniz. Hepinize kolay gelsin. İyi seyirler. Roba çalışmamıza 64 adet zincir çekerek başlıyoruz. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
64 adet zinciri çekerek geldim. Bakın hemen kaç santim olduğunu bir ölçelim. Uçunu başladığımız noktadan bitirdiğimiz noktaya kadar tutuyorum. Bakın çektirmeden 30 santimlik bir zincir ölçümüz var. Siz bu zinciri başlarken bebeğiniz yanınızdaysa onun boynuna göre ölçerseniz daha düzgün bir sonuç elde ederiz. 64 zincirin üzerine dönüş için 1, 2, 3 zincir daha çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın 1, 2, 3 gözenek atlayıp 4. gözeneğe 1 adet trabzan yapıyorum. Ön bölüm için 9 adet trabzan yapacağız. Bu ilk sırada roba ayrımlarında yapmış olacağız arkadaşlar. Arttırım yerlerini bu sırada belli etmiş oluyoruz. Bu başlangıçta 3 zincir çektiğimiz zincirimizde bir trabzan olarak ele alıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 trabzanı yaptık. Hemen arttırım bölümü için bir trabzan yapıyorum yanındaki gözeneğe. 1, 2 zincir. Aynı gözeneğin içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Bakın önden 10. trabzanımız oldu. Onu arttırma bölümü için yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. Kol bölümü için 12 adet trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 trabzanı da kol için yaptık. Hemen yanındaki gözeneğe geçiyorum. Kol ile arka bölümü ayıracak olan ayrım çizgisi için 1 adet trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı gözeneğin içerisine 1 adet daha trabzan yapıyorum. Bu trabzan da arka bölümün için oluyor. Arka bölüm için de 18 adet trabzan yapıyoruz takip eden gözeneklere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Arka bölüm için de 18 adet trabzanı yaptım. Arka bölüm ile diğer kolu ayıracak ayrım yeri için 1 adet trabzan yapıyorum yanındaki gözeneğe. 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı gözeneğin içerisine tekrar bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Kol bölümü için 12 adet trabzan yapıyorum. Diğer kol içinde 12 adet trabzan yapmıştık. 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kol içinde 12 adet trabzanı yaptık. Kol ile diğer ön bölümü ayıracak ayrım noktası için 1 adet trabzan yapıyorum yanındaki gözeneğe. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı gözeneğin içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Takip eden gözeneklere ön bölüm için 9 adet trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bakın ön bölüm içinde 9 adet trabzan yaptık. Bu şekilde robamızın arttırma bölümlerini belirlemiş olduk. Bakın 1 2 3 ve 4 noktadan arttırmalar yaparak robamızı büyüteceğiz arkadaşlar. Hemen ikinci sıraya çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum. İlk gözeneğin içerisine 1 adet trabzan yapıyorum. 2 zincir çektiğimiz bu arttırma bölümüne kadar trabzanlar yapıyorum. Bakın arttırma bölümüne geldim. 2 zincir çektiğimiz bir bölüm vardı arttırma bölümünde. Bu 2 zincirin üzerine 3 adet trabzan yapıyorum. 1 2 3 Arttırma bölümündeki 3 adet trabzanı yaptım. Koldaki trabzanların hepsini buradaki arttırma bölümüne kadar trabzanlar yapıyorum. Bakın kol ile arka bölümü ayıran ayrım noktasına geldim. Buraya da aynı diğer arttırma bölümünde yaptığımız gibi 3 adet trabzan yapıyorum. 1 2 3 Arka bölümdeki trabzanları buradaki arttırma bölümüne kadar trabzanlar yapıyorum. Bakın arttırma bölümüne yine geldik. Arka ile
diğer ön bölümü arttıracak arttırma bölümüne 2 zincirin üzerine 3 adet trabzan yapıyorum. 1 yaptım. 2 trabzan, 3 trabzan. 3 adet trabzan yaptım bakın. Koldaki trabzanları trabzan yapıyorum. Kol ile ön bölümü ayıran ayrım noktasına geldim. Bakın buraya da aynı şekilde boşluğa 3 adet trabzan yapıyorum. 1 2 3 İpi tığın üzerine alıyorum. Öndeki ön bölümdeki trabzanların üzerine sıra sonuna kadar trabzanlar yapıyorum. Trabzana başlarken üst zincir çektiğimiz bir yer vardı. Bakın orada da bir gözenek atlayıp ikinci gözeneğe geçerek bir trabzan oluşturdum. Görüntüsü bu şekilde oldu. Robamız belli olmaya başladı. Hemen bir görüntüsünü kontrol edelim. Bakın bu şekilde bir beşgen roba elde ediyoruz. Üçüncü sıraya çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum. İlk gözeneğin içerisine bir adet trabzan yapıyorum. Takip eden trabzanlar yapıyorum. Buradaki 3 trabzan yaptığımız yere kadar. Bakın 3 trabzanlı bölüme geldik. 3 trabzanlı bölümün bakın bu ilk trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Tekrar aynı trabzanın üzerine bir trabzan daha yapıyorum. Bir arttırma trabzanı yapmış olduk. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu 3 trabzanın ortadaki trabzanın üzerine bir trabzan yaptım. Aynı gözeneğe bakın bir iki trabzan daha yapıyorum. 3 trabzan yapmış oldum tek gözeneğin içerisine. Hemen yanındaki gözeneğe geçiyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Bu arttırma bölümünde bu 3 trabzanın bakın bu ilk trabzanın üzerine 2 trabzan yaptık. Bir arttırma burada yapmış olduk. Bu ortadaki trabzanın üzerine de 3 adet trabzan yaptık. Bu ortadaki bu bir trabzan devam etmiş olacak. 2 adet önde arttırma yapmış olduk. Kol bölümü içinde aynı şekilde bakın bir burada arttırma yaptık. Bir de burada toplam 2 arttırma yaptık burada. Buradaki 3 trabzana kadar koldaki trabzanların üzerine trabzanlar yapalım.
Bakın yine arttırma bölümündeki 3 trabzana geldik. Burada bu ilk trabzanın üzerine 2 adet trabzan yapıyorum. Kol için arttırma yapmış oldum. Ortadaki trabzan üzerine bakın bu trabzanın üzerine geçiyorum. 3 adet trabzan yapıyorum bu gözeneğin içerisine. 2 3 Hemen yanındaki bakın bir alt sırada 3 tane yaptığımız trabzanın diğerine geçiyorum. Arka bölüm için 2 adet trabzan yapıyorum. Arka bölümdeki trabzanları bu şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde yaptığımız zaman arttırmaları delik oluşmuyor. Bakın arkadaşlar arttırma bölümlerinde 3 trabzan yaptığımız trabzanın bakın bu ilkine ilk trabzana 1-2 adet trabzan yapıyorum. Bu ortadaki trabzanın üzerine 3 adet trabzan yapıyorum. Hemen yanındakine tekrar 2 adet trabzan yapıyorum. Bu şekilde 2 burada 2 burada arttırma yapmış oluyoruz. Diğer arttırma bölümlerinde aynı şekilde bu 3 trabzanın 3'üne de arttırmalar yaparak sıra sonuna kadar 2 arttırma daha yaparak devam edelim. Bakın sıra sonuna geldim. Bu iki arttırma bölümünü sizinle birlikte yapmıştık. Bunu da ben yaptım. Bakın aynı bu şekilde 3 trabzanın ilk trabzanından 2 arttırma, ortadaki trabzandan 3 trabzan, yanındaki trabzana da 2 trabzan yaparak arttırma sıramı tamamlamış oldum. Bir sonraki sıraya geçiyoruz. Bakın dördüncü sıramız. İpi tığın üzerine alıyorum. İlk trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Arttırma bölümündeki ortadaki bu 3 trabzana kadar trabzanlar yapalım. Bakın bu bir alt sırada tek trabzana 3 trabzan yaptığımız yere geldim. Burada bu ilk trabzanın üzerine bu sırada bir defa trabzan yaptım. Ortadaki bakın bu 3 trabzanın ortasındaki bu trabzanın tepe noktasına geçiyorum. Bir trabzan yaptım. 3 adet trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki trabzanlara trabzanlar şeklinde devam ediyorum. Bakın bir alt sırada 3 trabzanın bu tarafına 2 trabzan yapmıştık. Bu tarafına da 2 trabzan yapmıştık. Ama bu sırada sadece ortadaki trabzanın tepe noktasına 3 adet trabzan yaptım. Bu sıradaki arttırma işlemini bu şekilde devam edelim. Bakın yine arttırma bölümündeki 3 trabzan yaptığımız noktaya geldim. Bakın bir alt sırada 3 adet trabzan yapmışım aynı gözeneğe. Onun ortadaki trabzanına 1 adet trabzan yaptım.
Aynı gözeneğin içerisine 2 adet daha trabzan yapıyorum. 3 adet trabzan yapmış oldum. Takip eden trabzanları trabzanlar yapıyoruz. Arttırma işlemimiz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bu sırayı sadece bu bir alt sırada 3 trabzanın ortasındaki trabzana 3'er adet trabzan yaparak arttırmalarımızı yapacağız. Bir sonraki sırada bu 3 trabzanın ortasındakine 3 trabzan yapacağız. Ama bu iki tarafındaki buna 2 trabzan, ortadakine 3 trabzan, hemen yanındakine 2 trabzan yaparak arttırma işlemi yapacağız. Bir sırada sadece 3 trabzan yaparak bir sonraki sırada da 3 trabzanın iki tarafından birer defa arttırma yaparak roba ölçüsünü tamamlayacağız. Bu şekilde bu 2 sıra robanın arttırma işleminin tekrarıyla roba yüksekliğini istediğimiz ölçüye kadar örelim. Gelelim arkadaşlar. Robanın yüksekliğini tamamladım. Kaç santim olduğunu ölçüyorum. Bakın 9,5 10 santime yakın arkadaşlar. Hemen gövde bölümüne geçiyoruz hırkamızın. Bir zincir çekiyorum. Trabzan olarak devam ediyoruz gövdeye de. İlk gözeneğe trabzan batıyorum. Bu ön ile kolu ayıran ayrım noktasına kadar bütün gözeneklere trabzan yaparak devam ediyorum. Kol altından itibaren arka bölüme geçeceğiz. Ön ve arkayı birleştirip gövde halinde örgümüze devam edeceğiz. Bakın kol ile ön ayıran ayrım noktasına geldim. Bir alt sırada 3 trabzan yaptım. Arttırma yaptığım yerin ortasındaki trabzana battım. İpi tığın üzerine alıyorum. Koldaki bütün trabzanları atlıyorum. Arka ile kolu ayıran bu ayrım noktası var. Bakın 3 trabzanlı. Onun ortasındaki trabzanın üzerine batıp bir trabzan yapıyorum. Takip edenleri diğer arttırma bölümüne kadar buraya kadar trabzanlar yapıyoruz. Bakın ayrım noktasına geliyorum yine. Bir alt sırada 3 trabzan yaptığımın ortasındaki trabzana arka bölüm için bir trabzan yaptım. Diğer kolda yaptığımız gibi ipi tığın üzerine alıyorum. Koldaki bütün trabzanları atlıyorum. Ön ile kolu ayıran bu ayrım yerindeki 3 trabzanın ortasındaki trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Bakın şu şekilde kolu gövdeden ayırmış olduk. Takip edenleri sıra sonuna kadar trabzan olarak devam ediyorum. Bakın sıra sonuna geliyorum. Gördüğüm bütün gözeneklere trabzan yaparak sıra sonuna geldim. Son trabzanımı tepe noktasına battım. Trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Artık gövdeyi kollardan ayırma işlemini yaptık. Gövdeye devam ediyorum. Bakın ilk trabzanın tepe noktasına trabzan yaptım. Takip edenleri de trabzan yapıyorum. Kol altına kadar bu şekilde trabzan örgülerimize devam edelim.
kol altına geliyorum. Bakın kol altında trabzanı yaptım. Buraya bir arttırma daha yapabiliriz isterseniz arkadaşlar. Biraz dökümlü dursun. Bakın bir arttırma buraya yaptım. Hemen yanındaki gözeneğe battım. Ona da bir trabzan daha yaptım. Kol altında iki trabzan fazladan yaptım. Biraz dökümlü duracak. Daha güzel olur böyle. Takip edenleri diğer kol altına kadar trabzan olarak yapıyorum. Kol altına geldim. Bakın yine arka bölümdeki son trabzana bir trabzan yaptım. Diğer kol altında bakın bir arka bölümü de bir de ön bölümün son trabzanında arttırma yapmıştık. Burada da aynı şekilde bu son trabzana bir arttırma yaptım. Trabzan yaptım bakın. Yanındaki bakın hemen ön bölümün ilk trabzanına geçtim. Bir trabzan yaptım. Aynı gözeneğin içerisine bir trabzan daha yaptım. Takip edenleri sıra sonuna kadar trabzan yapıyorum. Son trabzanı yapıyorum. Bakın sıra sondaki son trabzanı yaptım. Bir şeklini görelim hırkamızın. Bakın bu şekilde gövde kısmına devam ediyoruz. Artık trabzan olarak devam edeceğiz gövde kısmına. Hırkanın gövde uzunluğunu benim için gerekli olan mesafeye kadar ördüm. Kol altından itibaren bakın bu kadar sıra ördüm. Kaç sıra ördüğümü sayıyorum. Bakın buradan kol ayrımını yapmıştık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sıra trabzan sırası yaptım. Ama gövde yüksekliğini burada bitirmiyoruz. Etek ucunda model bölümü uygulayacağız. Model bölümünü mavi renk ile yapmak istiyorum. Bakın bu şekilde mavi ipi elime alıyorum. Ön pattan başlıyoruz. Bakın ilmeğimin rengini burada mavi oluşturuyorum. Şu şekilde mavi renk yaptım. Bir zincir çekiyorum, sağlamlaştırıyorum. Örgümü çeviriyorum. Bir zinciri çekmiştik. Bakın bu ilk ilmek üzerine bir sık iğne yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. 1, 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe sık iğne olarak batıyorum bakın. 2 zincir yaptım, 2 ilmek atladım. 3. zincire sık iğne yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. 1, 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe sık iğne batıyorum. 1, 2 zincir. 1, 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe sık iğne yapıyorum. 1, 2 zincir. 1, 2 ilmek atla. 3. ilmeğe sık iğne olarak batıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar 2 zincir çekip 2 ilmek atlayıp 3. iğneleri sık iğne yaparak bakın bu sırayı tamamladım. Sıra sonunda bulunan bu ilmeğe de sık iğne yaptım. Mavi ipi burada bırakıyorum arkadaşlar. Bu sırayı beyaz ile yapacağız. Bakın beyaz ipi geride bırakmıştık. Mavi ipe başladığımız yerde. Buradan bakın bu ilk ilmek üzerinde beyaz ilmeği alıyorum. Bir ilmek oluşturuyorum. Bir zincir çektim. İlk ilmek üzerine bakın bu sık iğnenin üzerine bir trabzan yapıyorum. Bu iki zincir çektiğimiz boşluklar vardı. Bu boşluğa 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 Bakın iki zincirlik boşluğa 3 trabzan yaptım. Bu arada bulunan sık iğneyi atlıyorum.
Diğer iki zincirlik boşluğa da 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve devam ediyorum. Gördüğüm bütün iki zincirlik boşluklara 3'er trabzan yapıyoruz. 2 3. Bakın bu şekilde. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Her iki zincirlik boşluğa 3'er trabzan yapalım. Bir sonraki iki zincirlik boşluğa geçelim. Bu sırada da iki zincirlik boşluklar 3'er trabzan yaptım. Bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. Sıra sonunda mavi ilmeği burada bırakmıştık. Ben bu ilmeği normalde bu beyaz ipin içerisine alırım, yukarı çekerim ama bazı arkadaşlar bunu da şaşırabilir diye ben mavi ipi buradan kesip tekrar başlatmak istiyorum. Bakın mavi ipi bir alt sırada kesebiliriz bitirdiğimiz yerde. Şu şekilde bir ilmek çıkalım. Burayı sağlamlaştıralım. Bu son sık iğnenin üzerine de bir trabzan yapıyorum. Böylece bu sırayı bitirmiş olduk. Mavi ipe geçiyoruz tekrar arkadaşlar. Bakın sıra başından tekrar mavi renkiyle başlayalım. Bu şekilde ilk baştan bakın başta bulunan ilmek üzerine ipin rengini mavi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu ilk trabzanın üzerine tek olan bakın bir alt sırada mavi ile sık iğne yapmıştık. Bir üst sırada beyaz ile trabzan yapmıştık. Bu sırada mavi ile tekrar sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakın bir alt sırada bu iki zincirlik boşluğa 3 trabzan yapmıştık. O trabzanları atlıyorum. Bakın 1 2 3 trabzanı atlıyorum. Ortada bulunan bu boşluğa sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tekrar bakın 3 trabzanı atlıyorum. Bu ortada bulunan boşluğa sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 trabzanı atlıyorum. Bakın bu boşluğa sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde görünüyor. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. 3 zincir çekelim. Bu 3 trabzanın oluşturduğu grupların aralarına sık iğne olarak batalım. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 trabzan atlıyorum. Boşluğa sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Son sık iğnenin üzerine bakın sık iğne yaptım. Bu şekilde bu sırayı da bir alt sırada yapmış olduğumuz bu mavili olan yerdeki gibi zincirler çektik, sık iğne yaptık ama 3 trabzanın aralarına sık iğne yaptık bakın. Mavi ipi burada kesiyorum. Beyaz ipe geçiyorum. Bakın beyaz ipi burada bırakmıştım. Beyaz ipi örgüyü çeviriyorum. Ters taraftan geliyor bu sefer. Buradan bakın bu ilk ilmek üzerine beyaz ilmeği çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. İlk ilmek üzerine sık iğnenin üzerine bir trabzan yapıyorum. Tekrar bu beyaz bölümde yapmış olduğumuz gibi bu 3 zincirlik boşluklara 3'er tane trabzan yapacağız. Bakın 1 2 3 Sık iğne üzerine hiçbir işlem yapmıyorum. Bir sonraki zincirli boşluğa geçiyorum. 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 Tekrar takip eden 2 zincirlik boşluğa geçiyorum. Bakın buraya geçiyorum. 1 2 3 Bu şekilde devam ediyor. Sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Bu sırayda bakın trabzanlar yaparak sıra sonuna geldim. Mavi ile yapmış olduğum üst zincirlik boşluklara 3'er trabzan yaptım.
Sıra sonundayım. Diğer tarafa gitmek için bakın bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Takip eden bütün ilmeklerin üzerine birer defa sık iğne yapıyorum. Bakın her trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum bu sırada. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam et. Son sırayı da bir sıra sık iğne olarak tamamladım. Ön pattayız. Bakın bu ön patta sık iğne çalışması yapacağız ve düğme için birit çalışması yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde bir zincir çekiyorum. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Takip edenlerde de bakın gördüğüm bu ilmekleri sık iğne yapıyorum. Bu mavi ipleri de şu şekilde içeriden götürürsek temiz bir görüntü elde ederiz. Bakın gördüğüm her ilmeğe birer defa batarak sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde. Bu yakanın başlangıcına kadar sık iğne çalışmasını yapalım. Bakın son noktaya da sık iğne yapıyorum. Bir sıra sık iğneyi tamamladık. Şimdi ikinci sırayı yapacağız. İkinci sırayı yaparken düğme içinde düğme deliklerini oluşturacağız. Ben sadece roba bölümüne düğme dikmek istiyorum. Siz isterseniz tamamını da düğmeli yapabilirsiniz. Roba bölümüne dikeceğimiz bu düğmenin birisini bu başlangıca yaparız. Bakın buraya yaparız. Bir sonrakini ortaya yapacağız. Bakın bir de roba bitimi olan buraya son düğmeyi yaparız. Hemen işaretleri takalım. Nerelere düğme deliği açacağımızı bakarız. Diğer düğmeyi de tam ikisinin ortasına gelecek olan yere bakın. Diğerini de şuraya yaparız. İyi denk gelir arkadaşlar. Roba bölümüne 3 düğme yerini belirledik. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. İkinciye de sık iğne yapıyorum. Bakın 2 sık iğne yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. 1 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın böylece bir düğme deliğini oluşturmuş olduk. Takip edenleri diğer düğme deliğini yapacağımız yere kadar sık iğne yapıyoruz. 2 düğme arasındaki mesafeyi sayarsak daha düzgün olur arkadaşlar. Sayıyorum. Bakın 1 sık iğne yaptım. 2 3 4 5 6 Bakın diğer düğme deliğinin olduğu yere geldim. 1 2 zincir çekiyorum. 1 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe sık iğne olarak batıyorum. Bakın burada 6 sık iğne yapmıştık. Bu 2 düğme arasında da 6 sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 1 2 zincir çekiyorum. 1 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe sık iğne yapıyorum. Ve takip edenleri sık iğne olarak devam ediyoruz. Sık iğneler yaparak uç noktaya geldim. Bakın örgüyü çeviriyorum. Burada bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Kısa trabzanlar yapacağız bu sırada arkadaşlar. Bakın bu ilk ilmek üzerine tığı takıyorum. Trabzan yapıyor gibi aldım. Bir defa da içerisinden çekiyorum. Bakın ipi tığın üzerine alıyorum. İkinci ilmeğe batıyorum. İp alıyorum. İp alıp bir defa da içerisinden çekiyorum. Trabzan yapıyor gibi yapıyoruz ama bir defa da çıkarıyoruz. Kısa trabzan veya çakma trabzan nasıl söylüyorsanız artık bakın. Bu şekilde kısa trabzanlar elde ediyoruz.
Bu ilk düğme deliğini oluşturduğumuz yere kadar devam edelim. Bu işaretleri de çıkarabiliriz artık. Yerlerini belirledik çünkü. Ve devam ediyoruz. Bakın robada düğme deliği oluşturduğumuz ilk yere geldim. Burada bu iki zincir çektiğimiz boşluğa iki kısa trabzan yapıyorum. 1 2 Takip edenleri yine kısa trabzan olarak ilmeklerin üzerine yapıyorum. Arada zaten 6'şar sık iğne yapmıştık. Bakın yine bu iki zincirlik boşluğa iki kısa trabzan yapıyorum. 1 2 6 sık iğneyi yine üzerine kısa trabzan yapıyorum bakın. Bakın son düğme deliğine geldik. Buna da iki kısa trabzan yapıyorum. 1 2 Sık iğnenin üzerine kısa trabzan yapıyorum. Boyunun çevresine geldik. Şimdi diğer ön patı yapacağız. Buraya geçmek için boyun çevresinden bir sıra sık iğne yapıyorum. Bakın bu ilk ilmek üzerine bir sık iğne yapıyorum. Takip eden ilmeklerin üzerine birer defa sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde gördüğüm her ilmekten alarak sık iğne yapalım. Bu ön patta da burada yapmış olduğumuz gibi iki sıra sık iğne yapalım. Üçüncü sırada en son sırada yapmış olduğumuz gibi kısa trabzan yapalım. Boyun çevresini ve ön patı tamamlayalım gelelim. Diğer ön patta da bakın 3 sırayı tamamladım. 2 sıra sık iğne yaptım. Bir sıra son sırada kısa trabzanlar yaptım. Boyunun çevresinde de aynı şekilde bir sıra sık iğne uygulaması yaptım arkadaşlar. Bakın son ilmeği de bir kısa trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. İpi burada kesiyorum. Böylece gövde örgüsünü tamamen bitirmiş olduk. Şimdi yaka çalışmasını da yapalım. Kol çalışmasını daha sonra yaparız arkadaşlar. Bakın yaka için bu şekilde alıyorum örgüyü elime. Bu ön patın bitim yeri. Bakın sol tarafın ön patın bitim yerinde bulunan burada son gittiğimiz sıranın üzerinde iki ilmek görünüyor bakın. Bu ilk ilmeğe tığ takıyorum. Şu şekilde bakın bir ilmek çıkardım. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Şu şekilde bir trabzan yaptım. Bakın ipi tığın üzerine alıyorum. Şu şekilde almıyorum ilmeği. Görünen bakın burada iki ilmek görünüyor. Bu dış kulakçıktan yani dış ilmekten alıyorum. Trabzan yapıyorum. Takip edenleri de aynı şekilde dış ilmeklerden alarak trabzan yapıyorum. Her ilmekten alarak devam ediyorum. Bakın böyle bir görüntü oluyor. Bu şekilde yaptığımız zaman yaka dış tarafa doğru yatık oluyor arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bakın burada bulunan bu ön pattan önceki bu sık iğneye kadar trabzanları yapmaya devam edelim. Yakayı da bakın bir sıra trabzanları yaptım. Sıra sonunda bu başlangıçta yapmış olduğumuz gibi bakın burada 1, 2, 3 ilmeği boş bırakmıştık. Sıra sonunda da aynı şekilde bakın 1, 2, 3. 3 ilmeği boş bıraktık. Buradan bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum.
Takip edenleri de Trabzan olarak devam ediyorum. Bakın her ilmeğe birer defa trabzan yapıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde trabzan olarak devam edelim. Bunun üzerine bir sıra daha trabzan sırası yapalım. Yani toplamda 3 sıra olacak. Bakın bir sırayı yaptık. Bu ikinci sıra. Üçüncü sırayı da tamamlayalım arkadaşlar. Yaka çalışmamızda bakın 3 sıra trabzanı tamamladım. 1, 2, 3. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Yakada dördüncü sıradayız. Yakanın uç bölümünde bir yuvarlak görüntü elde etmek istiyorum. Onun için bu ilk trabzanı atlıyorum. İkinci trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Şu şekilde bir trabzan yaptım. Takip edenleri trabzan yapıyorum. Sıra sonunda iki trabzan kalasıya kadar bütün ilmeklerin üzerine trabzan yapalım. Sıra sonunda bakın iki trabzan kaldı. Bunu ilk trabzanı trabzan yapıyor gibi yaptım. Bir defa çektim. Son trabzanın da üzerine bakın sık iğne batıyor gibi battım. İlmek aldım. Bir defa içinden çektim. Ve bir zincir çekip ipi burada kesiyorum. Bakın bu şekilde yakamızın örgüsünü bitirdik. Bu yakanın çevresinden daha sonra mavi renk ile bir sıra sık iğne yapacağız arkadaşlar. Şimdi kol çalışmasını da yapalım. Bakın kol örgüsüne bu kol altından bir ilmekten başlıyorum. Herhangi bir ilmeğe ipimi takıyorum. Buradan bir defa düğüm atayım. Aynı ilmekten bir ilmek oluşturuyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Ne tarafa gideceğime bakıyorum. Bakın burası düz. Şu şekilde gideceğiz. İlk trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Kol bölümünde bulunan ilk trabzanın üzerine trabzan yaptım. Ve gördüğüm her trabzanın üzerine trabzanlar yaparak devam ediyorum. Başladığımız yere kadar bütün trabzanların üzerine birer defa trabzanlar yaparak devam edelim. Bakın son ilmeğe de trabzanı yaptım. Bu başlangıçta bakın kol altında bir bağlantı yapmıştık. Onunla kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum. Bakın tığı taktım, ilmeği aldım, içerisinden çekiyorum. Kaydırma tekniği yaptık, sırayı kapadık. 1, 2 zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Bakın bu ilk gördüğüm trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Gördüğüm her trabzanın üzerine birer defa trabzan yaparak başladığımız yere kadar devam edelim. Bakın son ilmeği de trabzanı yapıyorum. Başlangıçta yapmış olduğumuz bakın burada bulunan bu trabzanın iki zincir çekip bir trabzan oluşturmuştuk. Onun tepe noktasına batıyorum. İpi alıyorum. Kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum. Bakın birleşik oldu burası. Bir, iki zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk gördüğüm trabzan üzerine trabzan yapıyorum ve devam ediyorum. Kol örgüsünü artık bu şekilde devam ettireceğiz arkadaşlar. Sıra sonlarında birleştirme yaptığımız zaman örgüyü çevirmeyi unutmayalım. Çevirmeden döne döne de örebilirsiniz ama o zaman gövde ile görüntü farklılığı oluşur. Onu önlemek için her sırada örgüyü çevirerek örelim. Bakın bu şekilde kol yüksekliğini istediğimiz ölçüye kadar uzatabiliriz. Benim yapacağım bu ölçüde bir hırka için
13-14 sıra beyaz ile yapalım. Daha sonra ucunda mavi ile lastik örgüsü yapacağız. Diğer kolu da aynı şekilde başlayalım. Aynı uzunlukta örelim arkadaşlar. Kol örgülerini bitirelim gelelim. Hırkanın kolunu bakın benim için gerekli olan mesafeye kadar ördüm arkadaşlar. Kaç sıra ördüğümü sayıyorum. Bakın kol altından itibaren 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 sırada kol yüksekliğini bitirdim. Şimdi bunun kol ucuna bakın diğer kolda yaptım ben. Bunun gibi lastik uygulaması yapacağız. Mavi ipimi elime alıyorum. Şu şekilde ilmeğimin rengini mavi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Beyaz ipi orada bekletiyorum. Daha sonra bakın burada da yaptım. Lastik örgüsünü arasında beyaz da yapacağız. Bakın ipi tığın üzerine alıyorum. Bu ilk trabzanı boşluktan kavrayıp trabzan yapıyorum. Bakın şu şekilde alıyorum. Biraz sıkı yapmazsanız iyi olur arkadaşlar. Daha güzel oluyor. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Takip eden bu ikinci trabzanı ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bakın benden taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bir içten bir dıştan boşluklardan alarak trabzan yapıyoruz. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan alırken iki trabzan arayla bakın şu şekilde iki ilmeği bir alıp trabzan yapalım. Hırkanın bilek bölümü biraz sıkıcı olsun istiyorum. Bakın bu şekilde biraz dar olsun. Bebeğin bileğini kavrasın istiyorum. Takip edeni benden taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bakın diğerini ters taraftan bakın diğer taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bakın bir boşluktan alıp trabzan yaptım. Benden taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu iki iki aldıklarımız kendinize göre ayarlama yapabilirsiniz. Siz geniş olsun istiyorsanız hiç böyle ikili almanıza gerek yok. Hepsini tek tek alarak yapabilirsiniz. Bakın ben iki tane ters taraftan tek tek aldım. Şimdi üçüncü olanı ters taraftan ikili alıyorum bakın. Biraz sıkıca kavrasın diye. Bu şekilde devam edelim sıra sonuna kadar. Trabzanları boşluklardan alarak trabzan yapalım. Bir içten bir dıştan trabzanları alarak bakın sıra sonuna geldim. Burada bir trabzan ters tarafta görünüyor. O şekilde bırakıyorum. Başlangıç ilmeği ile kaydırma tekniği yapacağız. Bakın ilmeğe tığı takıyorum. Beyaz ipi de üst sıraya çıkarmak için bakın yukarıya alıyorum. Tığın üzerinde bırakıyorum. İçerisinden ilmeği geçiriyorum. Kaydırma tekniği yaptım. Sırayı birleştirmiş oldum. Beyaz rengi geçiyorum. Bakın burada ilmeğimin rengini beyaz yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir zincir daha çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu sırada da bu lastik örgülerini nasıl görüyorsak o şekilde alarak trabzan yapacağız. Bakın bu ilk trabzan benden taraftan görünüyor. Benden taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Takip eden trabzan ters tarafta görünüyor. Onun için ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu sırayı da nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alarak trabzan yapacağız arkadaşlar. Bakın bu şekilde gördüğüm gibi alarak trabzan yapıyorum. Tam lastik örgüsü oluşuyor bakın böyle. Bu sırayı beyaz ile nasıl görüyorsak o şekilde trabzanları alarak sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatalım. Bir üst sırada tekrar mavi renk ile aynı şekilde gördüğümüz gibi trabzanları boşluktan alarak lastik örgüsüne devam edelim. Bakın burada da bir mavi, bir beyaz, bir mavi yapmışım. Burada da kol ucunu aynı şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Bu başlangıç ilmeği ile kaydırma tekniği yaparak içerisinden geçirdim ve bak bir zincir çektim.
ve ipimi burada kesiyorum. Böylece kolun örgüsünü de tamamen bitirmiş olduk. Bakın çok güzel oldu arkadaşlar. Uç bölümü de biraz bakın dar oldu. Bebeğin bileğini kavrayacak bir kol ucu yaptık. Şimdi bu yaka çevresinden de mavi renk ile bir sıra sık iğne yapmak istiyorum. Bakın bu ön patım bitim yeri yakanın başladığı buradan bir ilmek çıkarıyorum. Şu şekilde bir ilmek oluşturalım. Mavi renk ile. Bir zincir çektim, sağlamlaştırdım. Bakın bu iplerin ucunu da içerisinden geçirebiliriz. O zaman hem temiz görüntüsü olur arkadaşlar. Bakın bu yan tarafta bulunan ilmeklere tığ takıyorum, sık iğne yapıyorum. Bu şekilde gördüğüm ilmeklere birer defa batarak sık iğne çalışması yapıyorum. Şu iplerin ucunu burada keselim. Bakın burada yuvarlak bir görüntü elde etmek istiyorum. Onun için şöyle hemen geçtim. Takip edenleri de her ilmekten birer tane olmak üzere sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde yakanın son sırasında trabzanları yaparken bakın başta ve sonda birer kesme yapmıştık. Onun için bakın bu şekilde yuvarlak bir görüntü oldu köşelerde arkadaşlar. Ve takip eden bütün ilmeklere birer defa sık iğne yapıyorum. Bu yakanın çevresini tamamen sık iğne olarak devam edelim. Yakanın çevresinde sık iğneler yaptım bakın tamamen. Bu bitim yerine geldim. Bitim yerinde bu ön patın burayı ile kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum. Bir zincir çekip ipi burada kesiyorum. Yakamızın şekline de bir bakalım arkadaşlar. Bakın şu şekilde çok güzel bir yaka oldu. İsteyen arkadaşlar bunu bu şekilde bırakabilirsiniz. Ama ben bu ön patta ve etek ucunda da mavi ile çalışmak istiyorum. Bakın ön pattan çalışma yapabilmek için buradan gitmedim arkadaşlar. Bakın ipi burada kestim. Buradan yaparsam ters gelecek. Örgünün düz denk gelmesi için bakın bu yakaya başladığım yerden ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde buradan ilmek oluşturuyorum. Ve bakın ön patım buradan bir sık iğne yapıyorum. Takip eden ilmeği de sık iğne yapıyorum. Burada yuvarlak bir görüntü elde etmek için bakın ileri ilmeğe taktım. Gördüğüm bütün ilmeklere birer defa olmak üzere sık iğne yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Ön patı bu etek ucuna kadar devam edelim. Etek ucuna geldim bakın. Burada aynı ilmeği tekrar sık iğne yapıyorum. Ve etek ucuna dönüyorum. Bakın etek ucunda bulunan bu ön pattaki ilk sık iğneye sık iğne yaptım. Etek ucunda bakın bu modeli de uyumlu olsun diye farklı bir model yapacağız arkadaşlar. Bakın şu şekilde 1-2 zincir çekiyorum. Aynı ilmek içerisine sık iğne batıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe sık iğne yapıyorum. 1-2 zincir çekiyorum. Aynı ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. Bir atlıyorum. İkinci ilmeğe sık iğne yapıyorum. 1-2 zincir. Aynı ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. Bir atlıyorum. İkinciye sık iğne. 1-2 zincir. Aynı ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde bir görüntü oluşturuyoruz etek ucunda. Ön patta sık iğne yaptık. Burada böyle yapıyoruz. Aynı şekilde bu etek ucunda bulunan bütün trabzanların üzerine yapalım. Diğer ön patta da bu ön patta yapmış olduğumuz gibi sık iğne çalışalım.
Buraya kadar devam edelim arkadaşlar. Yakanın bu bitim yerine kadar. Diğer ön patta da sık iğneler yaparak tamamladım. Burada artık ipi keseceğiz. İpi kesmeden önce bu yakanın bittiği yerde bir ilmek var. Bakın onunla kaydırma tekniği yapıyorum. Üzerine batıp ipimi burada kesiyorum. Biraz uzun keselim, iğne ile çekmesi kolay olsun. Bakın şu şekilde. Bakın etek ucunda yaptığımız modelle de bu arada yaptığımız model uyumlu oldu. Çok güzel bir hırka yaptık arkadaşlar. Bu şekilde kullanıma hazır. Bunun düğmelerini dikeceğiz. Ama ben bunu bu şekilde bırakmak istemiyorum. Bu ön bölümleri ayıcık figürü yapmak istiyorum. Bakın bu şekilde ayıcık figürleri var. Bunları buraya dikeceğim ben arkadaşlar. Siz de isterseniz böyle ayıcık figürleri yapabilirsiniz. Eğer siz de bu ayıcık figürlerden yapmak isterseniz ben şimdi size kısaca bunların yapılışını anlatmak istiyorum. Bakın yine aynı şekilde bir mavi ayıcık yapalım. Mavi ayıcık yapacağız. Bakın bu şekilde mavi bir ayıcık. Sihirli halka yapıyorum. Bakın sihirli halkayı şu şekilde yapıyorum. Elimi takip ederseniz kolayca yapabilirsiniz. Parmağımın üzerinde oluşan bu halkadan bir ilmek oluşturuyorum. Bunu tutuyorum. Sihirli halkayı oluşturduk. Bakın 1-2 zincir çekiyorum. Bu sihirli halka içerisine 15 trabzan yapıyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 trabzanı bakın halka içerisine yaptım. Daha sonra bu halkanın ucunda bulunan ipi yavaşça çekiyorum. Bakın bunu çektiğim zaman burada bakın hiç delik oluşmadı. Sonra bu ilk başta yapmış olduğum bu trabzanın tepe noktasına tığ takıyorum. Bu ipi de üste alalım, aradan götüreceğiz. Bakın ip alıp içerisinden çekiyorum, kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum. 1-2 zincir çekiyorum. İkinci sıradayız. Aynı ilmek içerisine trabzan yapıyorum. Bu sırada da bir sıra bütün trabzanların üzerine çift trabzanlar yapacağız. Her trabzan üzerine ikişer tane trabzan yapacağız. Bakın bir trabzan yaptım. Aynı ilmek üzerine bir trabzan daha yapıyorum. Takip eden trabzana geçiyorum. Buna da iki trabzan yapıyorum. 1 2. Diğerine geçiyorum. 1 2. Bu şekilde bütün trabzanların üzerine çift trabzanlar yaparım. Bakın her trabzana ikişer trabzan yaparak sıra sonuna geldim. Sıra sonunda ilk başta bulunan trabzan ile kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum. Şimdi kulaklarını yapacağız. Kulağı yapmak için bir zincir çekiyorum. Bakın bu hemen takip eden ilk trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. 7 tane trabzan yapıyorum aynı ilmek içerisine. Bakın 1 yaptım.
2 3 4 5 6 bir tane daha yapıyorum. 7. Yapmış olduğum bu 7 trabzanı hemen takip eden, bakın bu trabzanın üzerine kaydırma tekniğiyle tutturuyorum. Bakın kulakçığın birisini yaptık arkadaşlar. Ve kaydırma tekniği yaparak diğer kulağı yapmak üzere buraya kadar gidiyorum bakın. Takip eden ilmeğe tığ takıyorum. İp alıp içerisinden geçiriyorum. Tığ taktım, ip aldım, çektim. Tığ takıyorum, ip alıyorum, içerisinden çekiyorum. Kaç tane yaptık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atladım bakın, kaydırma tekniği yaptım. Bir zincir çekiyorum, ipi tığın üzerine alıyorum. Hemen takip eden bu ilmek üzerine bu kulakta yapmış olduğumuz gibi 7 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Bu trabzanları bakın hemen takip eden bu trabzanın üzerine kaydırma tekniği yaparak tutturuyorum ve bitirdim. Bir zincir çekip ipimi burada keseceğim arkadaşlar. Bakın görüntüsü de böyle. Çok şirin oldu. İpi bunu dikecek kadar ip bırakarak kesiyorum. Çevresinden bir sıra dikiş yapacak kadar ip bıraktım, kestim. İlmek çekip bakın bitirdim. Böylece başını bitirmiş olduk. Şimdi bakın bu beyaz ile bu yüzünü oluşturacak yeri yapalım. Beyaz ip ile de aynı şekilde sihirli halka yapıyorum. Bakın şu şekilde bir sihirli halka oluşturuyorum. İlmek alıp çıkarıyorum. Bu sihirli halka içerisine aynı bunda yapmış olduğumuz gibi 15 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 trabzanı yaptım. İpi yavaşça çekiyorum. Bakın bu ortada bulunan boşluğu kapatıyoruz. İlk trabzan ile kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum. Kaydırma tekniği yaptım. Bakın bitirdim. Bir zincir çekiyorum. İpi burada kesiyorum. Bunları tığ yardımıyla iç kısmı alıyoruz. Bakın ters tarafını çeviriyorum. Bunları kaybedelim. Ve kesiyorum. Bakın. Burayı da yaptık. Şu şekilde bunu buna dikeceğiz arkadaşlar. Dikerken bu ağız bölümünü de yapacağız. Bakın bu bölümü de yapacağız. Gözleri de birlikte yapacağız. Bir iğneye siyah ip taktım. Bakın bu şekilde. Ayıcığın tersinden başlatıyorum. Bakın şu şekilde ters tarafından ilmeği geçirdim. Şu aradan geçirelim. Daha sağlam oluyor. Nereye yerleştireceğime bakıyorum. Bakın bu şekilde yaparsam iyi olacak. Tam orta noktasından iğnenin ucunu çıkartıyorum bakın.
şu şekilde. İğneyi çekiyorum. İğnenin ucunu tam karşısına, bakın, alt bölüme gelecek yere takıyorum. Diğer taraftan çıkarıyorum. Tekrar orta noktaya alıyorum iğnenin ucunu. Ters taraftan, bakın, orta noktaya takıyorum. Şu şekilde bir Y şekli oluşturacak gibi biraz yukarıya doğru battım ve çektim. Tekrar orta noktaya batıyorum. İğneyi çekiyorum. Aynı bunun gibi buraya da bir Y şekli oluşturuyorum. Bakın, bu şekilde yaptık. Yapması çok kolay bir ayıcık. Bunu burada bir defa şu şekilde bir düğüm atalım. Gözlerini yapacağız şimdi. Bakın, gözleri yapmak için de nereye yapacağıma bakıyorum. Hemen bakın, bu kulağın olduğu yerin şuraya diğer gözü yapacağız, bakın. Beyazı da onunla birlikte ucundan tutuyorum arkadaşlar. Şu şekilde yere bırakmak istiyorum bu aşamasında. Bakın, şu şekilde yere bırakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa ip doladım iğnenin üzerine. Bakın, bu şekilde 6 defa ip doladım. Sonra bunu yavaşça çekiyorum. Bakın, tutuyorum orada da kaçmasın. Ve bakın, aynı yere tekrar iğnemin ucunu takıyorum ve çekiyorum. Bu şekilde, bakın, gözün birisini yaptık. Diğer göze gitmek için iğneyi ters taraftan, alt taraftan, bakın, geçirtiyorum. Diğer gözü nereye yapacağıma bakıyorum. Bakın, aynı seviyede olması için, bakın, kulakçığın şuradan olacak. Buraya iğnenin ucunu çıkardım. Yere bıraktım. 6 defa doluyorduk. 1, bakın, şu şekilde. 2, 3, 4, 5, 6. 6 defa doladık. Yavaşça çekiyorum, bakın, iğneyi. Aynı yere, bakın, o iğneyi çıkardığımız yere tekrar batarak iğneyi ters tarafa çekiyorum. Bakın, diğer gözü de böylece yapmış olduk. Bunu ters tarafta sağlamlaştırıyorum. Artık kesebiliriz. Bakın, ayıcığımız da böylece bitirmiş olduk arkadaşlar. Bunu şimdi bu hırkamıza istediğimiz gibi dikebiliriz. Hazırlamış olduğum ayıcık figürlerini, bakın, hırkanın ön bölümlerine iğne yardımıyla diktim. Ayıcık figürlerinin boyun altında da kurdale ile böyle bir fiyonk görüntü yaptım arkadaşlar. Düğme olarak da ayıcık figürüne de uysun diye böyle bir figürlü düğme dikmeyi tercih ettim. Bak, 3 düğmeyi, düğme iliklerinin tam karşılarına gelecek olan yere düğmeleri diktim buralara. Siz isterseniz burayı tamamen düğmeli de yapabilirsiniz, ön patı. Şu şekilde 2 düğme daha ilave edebilirsiniz. Figürlerini yapınca, bakın, şirin olan hırkamız daha da bir şirin oldu. Hırkamızın arka görüntüsü de bu şekilde. Gayet muntazam ve güzel oldu. Yaka detayıyla da, bakın, değişik bir hava kattık hırkaya. Siz isterseniz bu yakayı yapmayıp düz de bırakabilirsiniz. Böylece hırkamızın örgüsünü tamamen bitirmiş olduk. Bitmiş haliyle size ölçülerini vermek istiyorum. Bakın, kol altından enini ölçüyorum. 27 santim. Kol altından gövde uzunluğunu ölçüyorum. Bakın, tam kol altından itibaren 18 santim. Tam boyunu ölçüyorum arkadaşlar, omuzdan bitmiş haliyle 30 santim. Kol boyunu ölçüyorum. Kol altından 17 santim. Tam kol boyunu ölçüyorum, omuzdan itibaren 28 santim. Bu da benim yapacağım ölçü için yeterli bir ölçü oldu. Bakın, gördüğünüz gibi çok şirin ve çok güzel bir hırka oldu.
Böylece bir örgü anlatımımızın daha sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. İnşallah sizlerle yeniden yeni örgülerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.